Selin'ciğim, dolapta portakal reçeli neyim de var, ister miydin? Yok sağ ol Müstesna teyze. Babam veriyordu değil mi portakal reçelin parasını? Müstesna, bu omletin hali ne? Ne var ki omletin halinde? Hiçbir şey yok. Yani ne diyor belirsiz bir omlet işte bu. Tadı madı yok canım. Kahvaltılıklar da bayat zaten. Ay, kahvaltılıklar gayet de taze Kıvılcım. Hayır efendim, bayat. Yiyoruz, test ediyoruz, söylüyoruz değil mi? Bayat işte. Salak mıyız biz? Salak mıyız biz? Kahvaltılıkları ben aldım Aslı Hanım. Sana soran oldu mu? Ah güzelim benim, böyle işte çatır çatır cevaplarını vereceksin. Sana soran oldu mu ha? Köylüsünüz işte, köylü. Affedersiniz ama acık ağır olmuyor mu Aslı Hanım? Yani altı üstü bir omlet. Tamam, alt tarafı omlet ama üst tarafı bildiğin civciv. Konuşuyor bir omlet, konuşuyor. Alt civciv, omlet, ay yaratıcı kızım benim. Nasıl şakacı. köylüsünüz işte, doğru söylüyor çocuk. Evet, hem cahilsiniz. Ayrıca cahil bunlar Aslı ya. Ya üstüne gitmesenize, ne yaptılar size? Sus bakayım, o saçlarını tek 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 yolarım seni, terbiyesiz. Biz Müstesna teyzeyi çok seviyoruz. Ya siz onunla kötü davranınca biz üzülüyoruz. Ah kıyamam sana, çok mu üzülüyorsun? İyi o zaman onlara iyi davranalım, siz de üzülmeyin, mutlu olun tamam mı? Ne diyorsun sen? Seversin tabii, siz de köylüsünüz. Aslı Hanım, karışmak gibi olmasın ama izniniz olursa bu konuda ben de fikrimi söylemek istiyorum. Hayır efendim, fikrini falan söyleyemezsin, hiçbir şey duymak istemiyorum. Canım hizmetçi hizmetçiliğini bilecek, ben patronum değil miyim senin, benim dediğim olacak. Haklı bile olsan susacaksın. Ne demiş Adolf Hitler? Hı? Düşünce özgürlüğü kötülüklerin anasıdır demiş, susacaksın, sus! Ay Müstesna, çıkın gidin şu mutfağa, işte tam kapatıyorsunuz, bir şeyler bulup yersiniz, hadi git 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 git! Git 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 git! Gel kızım. Müstesna, bana bir çay koy. Baş üstüne Kıvılcım Hanım. Çabuk. Aa, artiste bak, baş üstüne Kıvılcım. Ay. Hadi yiyin. Müstesna anne. Hayır. Ne istiyor ki bu Aslı Hanım bizden? Yani neden bize böyle kötü davranıyor? Acaba bilmediğimiz bir sebepten bir gıcığı mı var bize? Yoksa sadece çatlak olduğu için mi? Yani sadece çatlak olduğu içinse tedavisi var mıymış bunun? İlaçla mı tedavi ediliyormuş? Yoksa tımarhaneye neyi mi yatırmak lazımmış? Vallahi bence öyle, sence değil mi? Sus kız Tümürçak, tımarhaneye kapatmak. Ölme kız sen evim. Ne var? Tımarhanelik değil mi durumu? Vallahi bana sorarsan haklısın ama... Ne yapalım ki, burası onun evi, biz de hizmetçiyiz. Canım ben de bizim evimiz demiyorum ki zaten. Hizmetçilikten gocunduğumuz da yok. Öyle yani. Nihayetinde alın terimizle para kazanıyoruz biz. Beni tek güzel öyle çocukların yanında bağırdı çağırdı ya. Aman Aslı Hanım aldırış etmesen. Hem o çocuklar kimin ne olduğunu gayet iyi bilirler, merak etme. Aslı Hanım'ı da hiç takma kafaya. Hiç takmıyor, öyle mi Müstesna? Amanın Aslı Hanım. Ne oldu? Keyfinizi mi bozdum, dedikodunuzu mu verdim acaba? Yok Aslı Hanım, ne dedikodusu? Hem kendi aramızda konuştuğumuz şeyler bizi ilgilendirir Aslı Hanım. Ya! Kız sen ne söylüyorsun öyle? Ne var, yalan mı? Koskoca kadın kapı dinlemeye utanmıyor mu? Bana baksana sen. Sen kendini işten kovdurtmak mı istiyorsun ha? Ay yok Aslı Hanım, kader öyle demek istemedi. Ha, ya ne demek istedi? Ha? Ay Allah'ım inanamıyorum, inanamıyorum yani. Çay kaşığı kadar hizmetçiden laf çitiyorum canım. Aa! Hizmetçi olmak utanılacak bir şey değil Aslı Hanım. En azından bir işimiz var. Öyle hiçbir şey yapmayıp koca parası yiyenlerden değiliz Allah'a şükür. Aa, sen bana ne demek istiyorsun? Yani ben koca parası mı yiyorum? Hayır, öyle demek istemiyor Aslı Hanım. Hem o sizin için demedi, başkaları için söyledi. Değil mi kader? Vallahi bizim orada alı olan alınır derler. Ha? Aa, delireceğim şimdi, delireceğim. Sen neler söylediğine farkında mısın, farkında mısın? Aslı Hanım yapmayın, vallahi siz yanlış anladınız. Kader öyle demek istemedi. Hem siz çalışmıyor değilsiniz ki. Öyle mi? Evet, aslında çalışmıyor değilim. Ne yapıyorum? Tabii ya, siz... Ha siz sabahtan akşama kadar kendime ne kıyafetler ne takılar alsan da akşam kocama güzel görünsem diyor. O dükkan senin, bu dükkan benim, dolaşıp duruyorsunuz. Buna çalışmak denmez de ne denir, değil mi kader? Kız hadi kovacak yoksa. Vallahi bu kadar çalışkanını görmemiştim. Evet, doğrusunu isterseniz. Mesela dün bütün gün dolaşmaktan, mağaza mağaza gezmekten ayaklarım su toplamış. Tabii kocama güzel görünmek istiyorum. Niye kocama güzel görünmek istiyorum? Niye? Kocamın gözü gönlü açılsın diye. Gözü gönlü açılınca ne oluyor?
Ne oluyor? Zihni açılıyor. Zihni açılınca ne oluyor? Ne oluyor? Şirketi daha iyi yönetiyor. Şirketi daha iyi yönetince ne oluyor? Hemen söyleyeyim, daha çok para kazanıyor. Yani aslında Ekrem'in çalışıp didinip eve getirdiği paraları kim kazanmış oluyor? Siz kazanmış oluyorsunuz. Evet ama ne yapalım? Ne yapalım müstesnacığım? Yani yuvam için, yani ailem için, sevdiklerim için bunlara katlanmak zorundayım. Bazen öyle şeyler yapmamız gerekir. Ne yapıyorsun sen de müstesna? Git git. Aa, sıyrıl git canım. Pis pis elleriyle sarılmış. Nedir bu samimiyet buhranı, anlamıyorum ki. Allah Allah. Ayrıca bu benden aldığınız 5 dakikayı 1 saat olarak maaşınızdan keseceğim, bilginize sunulur. Sus. Ha? Ne? Siz nasıl münasip görürseniz demek istedi Aslı Hanım. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hem bu da size ders olur. Bir daha böyle patronunuzun arkasından dedikodu yapmamayı öğrenirsiniz belki. Şimdi hadi derhal işinize çayı falan bırakın. Anladınız mı beni? Hadi bakayım. Hadi. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Keçilerini yedin deme bana. Ay bunu da duydu. Müstesna! Müstesna! Ay neredesin? Buyurun Aslı Hanım, ne vardı? Ne mi vardı? Sağır bir hizmetçi vardı. Evin hanımı da o sağır hizmetçi kovdu, iyi mi? Nasıl? Ne demek nasıl? Ay sen beni delirtecek misin Müstesna? Bir kere daha ilk çağırdığımda gelmezsen göstereceğim ben sana nasıl olduğunu. Ay illa megafonla mı çağırmamız gerekiyor? Müstesna, Müstesna diye ha? Hep köle, hep sağırsın. Sağır köle. Kusura kalmayın Aslı Hanım. Yemek yapıyordum da ellerimi yıkayıp kurulayıp gelene kadar vakit geçti. Kusura kalmayın. Bana bak. Ne zamandan beri yemek yapmak benim ilk çağırdığımda gelmemek için bahane oldu? Ha? Söyler misin? Zaten bu senin işin değil mi? Babanla hayırla mı yemek yapıyorsun? İşin bu, işin işin. Elbette Aslı Hanım. Ben de başka bir şey demedim ki zaten. Yok bir de bir şey deseydin. Ay Müstesna, çıldırtıyorsun beni. Bak, bak sabah sabah nasıl sinirlendirdin. Titriyorum canım. Aa. Ay kafam da karıştı. Ben seni niye çağırmıştım? Şu kumandaları uzatıver canım. Bunları mı Aslı Hanım? Ver. Tamam, gidebilirsin. Ne dikiliyorsun? Bana bak Müstesna, zam filan istiyorsan hayatta vermem. Zaten bir iş yaptığın yok. Bir de zam mı vereceğim canım üstüne? Çık dışarı, çık içine bak hadi. Yok Aslı Hanımcığım, siz sonra kızar da beni rencide edersiniz diye duruyorum. Bir şey emredecektiniz ya, ne istemiştiniz onu bekliyorum. Ay sen gerçekten sadece sağır ve köylü değilsin. Bunaksın da Müstesna. Ay o senden kumandaları istedim, sen de verdin ya, unuttun mu? Yani siz şimdicik beni kumandaları istemek için mi çağırdıydınız Aslı Hanım? Evet Müstesna. Aa, gerçekten zekandan şüphe ediyorum artık. Hadi git işine. Hayasın ne oluyor? Ay ne olsun evladım, sabah sabah hizmetçiye hesap veriyoruz yaptırdığımız işle ilgili. Aslı kov diyorum şunları sana ya, kov da işsiz kalıp anlasınlar bizim kıymetimizi. O da olacak sonunda, bakalım kısmet ne zamana. Zor zor Kıvılcık, bu işçi sınıfıyla uğraşmak gerçekten çok zor minik kuşum. Müstesna hala duruyorsun, kalk bana kola falan getir ya. Baş üstüne Kıvılcık Hanım. Hızlı hızlı biraz, amma uyuşuk bunlar ya. Aslı yenge iyice abarttı. Dibindeki kumanda istemek için bile Müstesna teyzeyi çağırıyor. İyice sinir olmaya başladım. Ya bu aralar iyice azıttı. Ya üstüne bir de bir sürü fırça atıyor kadına. Kızlar, Ekrem amcanın sesini taklit edip korkutayım mı? Ya ne fark eder ki? Zaten 2 saniye sonra yeniden bağırmaya başlayacak. Ya bence onların bu sefer daha ağır bir derse ihtiyacı var. Selena'nın verebileceği bir ders mi? Evet, aynen öyle. O zaman Selena'yı çağıralım. Bir dakika, bir dakika. Yine de içimde kalmasın. Aslıcığım, ben geldim. Ah Ekremcim, hoş geldin canım. Aa, Ekrem'in sesini duydum ben. Ekrem yok. Aa, iyi değilim ben galiba. Selena, Selena, Selena. Evet, sıra geldi Aslı ile Kıvılcım'a dersini vermeye. Demek o kadar varıyla yoğuyla size hizmet eden Müstesna'yı eziyet ediyorsunuz bir olup. Önce Aslı'dan başlayalım. Galiba bu durumda en doğru sihir bir yer değiştirme sihiri olur. Evet. Bir günlüğüne rolleri Müstesna ile değişin de bakalım o zaman anlayacak mısınız yaptıklarınızın ne kadar kötü olduğunu. Nasıl bir sihirdi? Hatırladım.
Ekrem. Ay sus da şu saati Ekrem. Sabahın köründe yani. Saat nereden çıktı? Ay hem biz çalar saat filan kullanmayız ki. Nereden çıktı bu saat şimdi bilmiyorum ki. Eski eve yeni adet yani. Ay Ekremciğim kapatır mısın şu saati, sana diyorum. Ekremciğim kapat diyorum, sen duymuyor musun beni? Ah! Ekrem! Ekrem uyan! Uyan, neredeyiz biz Ekrem? Kıvılcım tatlım! Ne var Aslı, iki dakika sus da uyuyalım ya. Kıvılcım! Uyan canım! Uyan hayatım, neredeyiz biz? Ya hem sen niye benim odamdasın? Ekrem yine horladı mı biliyordum ya. Kıvılcım kalksana, senin odanda değiliz burası, neresi? Kalk bakayım, kalk! Aslı! Aslı burası müstesnanın odası, ne işiniz var bizim burada ya? Müstesnanın odası mı? Aman Allah'ım! Ay kelebilen yapışmıştı şimdi her tarafımıza! Ay. Niye buradayız biz? Ya Aslı, ben kendi odamda yattığıma eminim ama. Ben de eminim canım. Önce dişlerimi fırçaladım. Sonra gidip cuk diye yattım. Evet çok iyi hatırlıyorum. Aslı, ay ben de çok eminim ama. Ya bu kıyafetler ne kokuyor bunlar? Köylü kıyafeti bunlar ya. Evet evet. Ay, inanamıyorum. Uzun don bile giymişim. Ben de. Günaydın hayatım. Günaydın karıcığım. Sen istersen biraz daha keyif yap. Ben aşağı inip bir bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? Ah, ne güzel bir gün. Aslı biz niye müstesnanın odasında kaldık ya? Her tarafım tutulmuş. Hiçbir fikrim yok güzelim. Ay bu pis yorganlarda falan yaptık. İnanamıyorum yani. Yani bize bak. Aslı bak ben ne diyeceğim. Bizi buraya bu ezikler getirmiş olmasın. Nasıl yani? Nasıl olacak ki? Ay anlasana canım işte. Bizi böyle uyurken eşek şakası olsun diye buraya taşımış olmasınlar. Başka türlü nasıl geleceğiz ki? Olabilir tabii. O zaman çayımıza kahvemize falan bir ilaç atıp uyuttular bizi. Yoksa uyanırdık değil mi? Kesin kesin. O beslemeler yaptım. Onlardan her şey beklenir. Ama onların yanına bırakmayacağım. Bunu bırakmayacağım. Evet Aslı bırakmayalım. Bırakmayacağım canım. Ama bana bak. Biz buradaysak müstesna nerede? Tabii ya. Tabii tabii. O beslemelerle işbirliği yaptı. Bu eşek şakasını yaparken onlara katıldı o da. Bizi buralara taşımalarına yardım etti o da değil mi? Evet. Ha müstesna. Gel bakayım şuraya. Gel çabuk buraya müstesna. Ne dedin bakayım sen? Hiç sağır numarası yapma. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin, iyi misin sen? Müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesna hanım diyeceksin diye 40 kere söylemedim mi ben sana? Müstesna hanım. Aslı ne diyor bu ya? Ay ne bileyim, kolumu kavulacağım. Anladın? İşi şakaya vuruyor. Kes! Kendi aranızda konuşmayın bakayım öyle. Bana bakın, geldiğiniz köyde ölenlere kadar camış gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka? Bana bak müstesna, sinirlenmeye başlıyorum. Yani şurama kadar geldi, şakanın bir sınırı var canım. Bak hala müstesna diyor. Müstesna hanım diyeceksin dedim sana. Emir tekrarı yap. Müstesna hanım de bakayım. Müstesna hanım? Heh, işte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini Aslı. Rencide mi? Evet efendim, rencide. Ne oldu, beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi kovduruveririm. Aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık sokaklarda mı kalırsınız? Köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa! Hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa! Anne ne diyor bu? Aman anne ne bileyim kızım, farkındaysan şok geçiriyorum şu anda. Sen merak etme, sen merak etme Kıvırcığım. Ne dersin desin, bu evde söylediği son şeyler olacak. Derhal Ekrem'in yanına çıkacağım ve bu kadını işten kovdurtturacağım. Ay olmaz böyle bir şey canım. Oğlunu da kovdurtturacağım onu da. Kalk evet, çabuk. Tamam, kalk, hadi. Kalk kalk. Anne bu masanın sorunu ne? Burada hala kahvaltı yok. Yok yok yok. Karnım aç benim ama. Bak gördün mü Ekrem'ciğim, gördün mü?
Tam ben de babanıza onu söylüyordum çocuklar. Kıvılcım'la Aslı daha yeni uyandı. Ekrem'cim, söylüyorum sana dinlemiyorsun. Kovalım şunları gitsin, kovalım gitsin. Çok haklısın. Şimdi bugün çok sert bir şekilde ve son kez uyaracağım. Hah, geldi, uyan hemen, hemen. Baban da burada. Ekrem, Ekrem inan bana şurama kadar geldi. Bıktım artık bunlardan canım. Şu terbiyesizi sabah sabah yaptığı münasebetsizliklerimi bilsen. Sen de inan bana sinirden delirirsin. Hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Kovalım gitsin artık bu taşı, kovalım gitsin. Aa! Aslı, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Aa, haklısın hayatım. Çok çok sinirlendim. Şimdi sakinleşeceğim ama sana bir anlatsam sen de delirirsin. İnan bana. Ay, tepeme çıktı sabah sabah sinirim. Aslı, bana hayatım demeyi keser misin lütfen? Aa, ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ekrem Bey diyeceksin tabii. Ekrem Bey? Evet. Niye şaşırdın bu kadar? Aa, çok iyi niyetlisin Ekrem'cim sen. Çok iyi niyetlisin. Sana söylüyorum, kafayı üşüttü bu, iyice bunadı. Kovalım şunları, onların yerine adam gibi iki tane hizmetçi alalım hayatım. Aa, hayatım, öyle mi? Ay müstesna, sen beni delirtecek misin Ekrem'cim? Duyuyorsun değil mi, sana hayatım falan diyor. Biliyordum zaten bu tesbih böceğinin ezelden beri sende göz olduğunu biliyordum. Müstesna, yeter artık, şurama kadar geldik. Kovuldun, defol git. Bana bak, bana bak. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Ama Ekrem tatlım. Bana ikide bir tatlım demeyi keser misin? Canım nerede görülmüş bir hizmetçinin evin beyine tatlım dediği? Hizmetçi mi? Ekrem'cim sen pek iyi değilsin galiba hayatım. Ben senin karınım, karın hizmetçisi. Sus! Sen kim oluyorsun da Ekrem'cimin karısı oluyorsun bir kere? Köylü! Ha? Aslı bak, ben müstesna ile 25 yıldır evliyim. Ne? Evet. Niye bu kadar şaşırdın onu da anlamıyorum. Sen de yıllardır yanımızda çalışıyorsun. İşte bunlar da iki minik yavrumuz. Dur, dur, dur. Ben pek iyi değilim Kıvılcım. Nasıl sakin ol ya? Hadi hadi, bu numaraları yemen sen. Hemen gidip kahvaltıyı hazırlamaya başlayın bakayım. Uyuşuklar sizi. Daha bir sürü iş var, ev toparlanacak, temizlik yapılacak. Ana kız uyuşuk bunlar. Bana da sucuklu yumurta yapmayı unutmayın. 12 yumurta dan, dan, dan. Go, go, go Şahane. It's your birthday. Go, 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 go. Ne oluyor burada? Müstesna teyze neden Ekrem amcamın karısı? Ben sanırım durumu anladım kızlar. Hani Selen Aslı yengeye bir ders verecekti ya. Sanırım bayağı ağır bir ders vermeye karar vermiş. Ağacım istemeler geldi. Canımız yeğenlerimiz geldi. O kuzen. Ekrem'cim bak tamam beni hatırlamadın iyi değilsin. Sana bir aspirin vereceğim birazdan hatırlarsın. Ama onları hatırlarsın herhalde değil mi? Ha? Elbette hatırlıyorum onlar benim canım yeğenlerim. Heh, işte ben de senin canın karının bir tanecik sevgilinim Ekrem. Ben de üvey kızınım işte. Kapıcım ay yaklaşma sana. Durduk geldi evin hizmetçisi olduk zaten bir de sen huysuzlanma delirtme beni. Otur dur orada. Canlarım benim, Selin, Leyla, Nazlı, ahın boncuklarım, yengelerinin bir taneleri. Hadi bakayım söyleyin amcanıza benim Aslı yengeniz olduğumu. Hadi canlarım. Ekrem amca, hizmetçi Aslı teyzenin nesi var? Hizmetçi mi? Ay bize bunlar da hizmetçi diyorlar Kıvılcım. Allah'ım sen gecelerime mukayyet ol beni. Ay ne dedim ben, ne dedim ben? Ay gecelerime mukayyet ol beni, ne diyorum Allah'ım? Bak hala konuşuyorlar. Hadi çabuk gidin kahvaltıyı hazırlayın bakayım dedim size. Aa delirtecek bu kadın beni ya. Bak yoksa ikinizi de tek 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 rencide ederim ona göre. Rencide mi? Kadın benim lafımla beni eziyor görüyor musun? Oysa ben bu laf için aylarca uğraştım ağzıma otursun diye. Aslı ya ben ne anlarım kahvaltıdan nasıl hazırlayacağım? Kıvılcım ben ne anlarım? Ben de bilmiyorum kahvaltı hazırlamayı. Ama biz galiba gerçekten bu evin hizmetçileriyiz. Aslı ne diyorsun sen ya ne hizmetçisi? Ne demek ne hizmetçisi? Ne dediğimi farkında mıyım? Kıvılcım benim de kafam karıştı çocuğum. Ama şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız. Yoksa yani biz gerçekten hizmetçisek eğer bizi sokağa falan atarlarsa o zaman kalacak yerimiz falan da yoktur. Bak hala konuşuyorlar. Kafam karıştı. Hadi bakayım hadi çabuk. Kahvaltı bekliyor burada çocuklar. Bir, go, go. Hadi. Go. Tamam hemen gidiyoruz. Ha Aslı. Ekremciğimin çayı çok demli olmasın. Sucuklu yumurta hazır mı kızım? Daha yumurtaları yeni kıracağım Aslı o zaman olacak işte. Çabuk ol. Tamam kırıyorum. Ay! Kıvılcım ne yapıyorsun kızım?
yapıyorsun? Bu ne böyle? Sucuklu yumurta yapıyorum işte Aslı. Ay aşk olsun sana. Sucuklu yumurta böyle mi yapılır? Bu ne böyle bütün olarak atmışsın sucuğu? Ah yani salatalığın ne işi var sucuklu yumurtada? Ay ya bak Allah'ım. Hiç beceremiyorsun ama Kıvılcım, hiç beceremiyorsun yavrum. Ya Aslı delirtme beni, çıldıracağım şimdi ya. Niye becerecekmişim ki? Hem benim işim mi bunlar ya? Ay benim de işim değil herhalde. Ama yapmak zorundayız, anlamıyor musun? Ya niye zorunda olalım Aslı? Desene müstesnaya. Sen hizmetçisin, ben buyum, sahibim desene. Salak salak konuşma be. Sanki demiyorum değil mi? Dedim işte senin gözünün önüne. İnanmıyorlar kızım, inanmıyorlar. Ne oluyor burada? Siz işi gücü bırakıp benim dedikodumu mu yapıyorsunuz yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey Müstesna? Ha hanım, Müstesna hanım, olur mu öyle şey? Ben diyordum ki kahvaltıyı hazırlayalım yavrum. Yoksa Müstesna hanım bizi çok fena rencide eder diyordum. Evet efendim, rencide ederim. Canım ne zaman isterse o zaman rencide ederim. Dün ettim, bugün ediyorum, yarın yine edeceğim. Siz de bu tembellik, bu uyuşukluk olduktan sonra sizi günde 5 vakit rencide ederim ben. Bu ne bu? Hıyar. Hayret, hiç sana benzemiyor. Başka bir cins olsa gerek bu. Bana bak Aslı. Şimdi bu hıyarları tek 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 çöpe atıp yenilerini alıp tek 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 yenilerini doğrayacaksın. Ha, ayrıca o çöpe atılan salatalıkların, hıyarların parasını da maaşından keseceğim ona göre. Sen ne yapıyorsun orada? Biz sucuklu yumurta yapacak birazcık. Sucuklu yumurta. Bununla. Bu ne bu? Bununla mı yapıyorsun sucuklu yumurtayı? Allah kahretmesin seni. Bütün sucukla. Sen al bunu koluna bilezik yap. Sen bırak onu, bırak ya. Öğreniyor. Çabuk işinize bakın. Allah'ım, köylüleri hizmetçi alırsan böyle olur işte. Köylü mü? Ay şimdi bir de köylü mü olduk yani? Yok yok, dayanamayacağım, bayılacağım galiba ben. Ay nereye bayılsam? İşte şurası. Ah. Aslı. Ne dedi, söyleyiverdim. Aslı hı, Aslı hı. Birden ben ona kalbimi verdim. Aslı hı, Aslı hı. Aslı kes şu şarkıyı, artık gıcık olmaya başladım. Aman yavrum, ben de gıcık oluyorum ama nereden takıldıysa takıldı işte öyle kafama. Üf. Yorulmuşum vallahi. Ay Kıvılcım, buralar hiç olmamış. Bence bir daha siliyor kızım üstesine, yenge rencide eder. Sen bana baksın! Yapma, yapma. Kıvılcım yapma kızım. Gel buraya. Çok pardon çocuklar, çok özür dileriz. Nasıl gidiyor kızlar? Kıvılcım ne yapıyorsun evladım? Gidecekler müstesna yengelerini anlatacaklar. Bizi evden mi attıracaksın? Ne yaparız o zaman, ne yaparız? Ya Aslı sen de mi delirdin ya? Ne evden atması falan? Bu ev bizim değil mi? Değilmiş işte. Ben de kendimi evin hanımı zannediyordum. Demek ki halüsinasyon falan giriyorduk biz. Sus! Ne konuşuyorsunuz bakayım siz orada kendi aranızda? Çene çalın diye mi para veriyoruz biz size? Biz şey yapıyorduk, çalışıyorduk biz. Temizlik yapıyorduk. Çalışıyordunuz öyle mi? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Ben söyleyince çalışmaya başladın. Söyle bakayım ne yapıyordunuz? Şey yaptık. Sildik yerleri, her tarafın tozunu aldık. Toz aldınız. Aldık. Olduk. Peki ya sandalyeler? Sandalyelerin de tozunu aldın mı? Aldık. Aldık. Bir de ben bakayım bakalım. İşte bu. Hani sandalyelerin tozunu almıştınız? Bu ne bu? Sandalyenin ayağının altının tozu niye alınmamış bakayım? Pardon, unutmuşuz. Sileriz sonra. Allah'ım sen benim ikincilerime mukayyet ol. Ay manyak mı bu kadın ne canım? Sandalyenin ayağının altının tozu mu alınırmış hiç? Gerçi ben de aynı şeyleri müstesnaya yapıyordum. Ay ne oldu? Ya uyanmak istiyorum Kıvılcım, uyanmak istiyorum. Hayatım. Aha efendim canım. Hayatım ben çıkıyorum, bir istediğim var mı? Aa Ekremciğim, senin iyiliğinden başka. Ama Ekremciğim bak, böyle yolda giderken bir kuyumcu falan görecek olursam, parmacıma 5 karatlık falan bir yüzük alsan çok iyi olur. Haftalardır mücevher almadım. Emrin olur. İnsanın senin gibi bir karısı olursa her hafta bir yüzük alması gerekir. Aa yeter ama Ekrem. Bir de bu kadına mücevher falan mı alacaksın canım? Aa yeter mi oğlan? Yeter ama. Aslı sen yine unuttun hizmetçi olduğunu galiba. Bak kılığına, kıyafetine. Ama Ekrem. Hadi çocuklar, hazırsanız çıkalım. Tamam amcacığım. Okula mı? Aslı ben? O zaman bittiğinde Kıvılcım da hazırlansın. Okula gidecek ya o da. Kıvılcım'ın acele etmesine gerek yok. O öğlenci nasıl olsa. Öğlenci mi? Ne öğrencisi ya? Fitnat Koleji'nde öğlenci sabahçı yok ki. Fitnat Koleji mi? Ay hiç güleceğim
Aç tavuk kendini dara ambarında sanır. Nasıl yani ya, ben Fitnat Koleji'ne gitmiyor muyum? Bana bak, bir daha Fitnat Koleji diyecek olursan seni öyle bir rencide ederim ki görürsün Fitnat Koleji'ni. Aman efendim ne güzel. İşimiz gücümüz yok da hizmetçinin kızını güzel okulda okutacağız. Mahalle mektebine gönderdiğimize dua et. Mahalle mektebi mi? Aslı! Ekrem! Aman da tatlım! Yeter artık, bu bir şakaysa bile sınırları zorlama yani. Gerçekten çok tatsızlaştı. Yeter! Bence de bu şakanın tadı kaçtı. Aslı, ayıl artık! Herkes haddini bilsin canım. Ay ne güzel söyledin şekerim, haklısın. Herkes haddini bilsin canım. Hadi bakayım işinizin başına. Yoksa size çok fena ne yaparım? Rencide edersiniz. Anlamaya başladınız. Ne de olsa siz de insan sayılırsınız. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Hadi bakalım çocuklar, gidiyoruz. Hoşça kal hayatım. Güle güle aşkım. Aslı! Aslı! Ay! Bir kere de ilk çağırdığımda gelsene be kadın. Ay hem tembel hem sağır. Baba buyurun Müstesna Hanım. Beni mi çağırmıştınız? Yok, yandaki komşuları çağırdım. Tabii seni çağırdım be kadın. İlk çağırdığımda geleceksin. Bana bak Aslı, senin ilk çağırdığında gelen modellerinden de var. Sen de daha ucuza çalışıyorlar. Senin yerine onlardan birini almamı ister misin? Yok, istemem istemem tabii. Ben şey için geç kalmıştım. Hani akşam için yaprak sarma istediniz ya, etli. Onun için yaprakları ayıklıyordum. Yaprak sarma... Ay sus yeter! Bahane istemem, bahane istemem. Çağırır çağırmaz geleceksin. Öyle hızlı koşacaksın ki koşarken arkanda çizgi filmlerdeki gibi hız çizgileri göreceksin. Peki emredersiniz Müstesna Hanım. Ne için çağırmıştınız beni? Şu kumandayı ver. Kumandayı mı? Ayol burnunun dibi... Burnunuzun dibinde şey, kumanda. Burnumun dibindeyse ne olmuş? Ne olmuş yani ha? Ben senden istiyorum kumandayı. Bana itiraz mı ediyorsun yoksa? Yok, etmiyorum efendim baba. Buyurun Müstesna Hanımcığım. Ay Aslı, hem tembel, hem sağır, hem de ukalasın. Burnumun dibinde duruyormuş. Sana ne be kadın? Sana ne burnumun dibinde duruyorsa? Ben senden istiyorum. Hem belki benim o güldür güldür enerjimi yanımda duran kumandaya kolumu uzatmak için harcamak yerine hiçbir işe yaramayan hizmetçime harcamaya niyetim var. Öyle yapın efendim. Peki emredersiniz. Tamam, yalışma. Hadi işinin başına. Peki, gidiyorum hemen. Aslı! O sarmaları dolma büyüklüğünde yapacak olursan, inan olsun sana tenceresiyle birlikte yediriveririm, bilmiş ol. Peki, gideceğim şimdi ben, etli yaprak sarma yapacağım da ondan önce bir şey sorabilir miyim? Anne, sor hadi. Şimdi bu sarmanın içine koyduğumuz yani bir et koyacağız ya, o et hangi cins etti acaba? Yani de danabut mu, kuzu pirzola mı, kuşbaşı mı, yani neydi onu hatırlayamadım da birden. Ay pirzola diyor, ay pirzola diyor, çıldırtacak bu kadın beni. Allah'ım ben ne yaptım da sarmanın içine pirzola koymayı düşünen avanak bir hizmetçiye layık gördüm beni. Ay ben ne yaptım da hizmetçiliğe layık gördüm beni. Ne dedin sen? Yok, bir şey demedim. Zaten o yaprağa pirzola sığmaz diye düşündüm. Ben gideyim o zaman. Ben bakayım mı? Ah yok, siz buyurun oturun Aslı Hanımcığım, ben bakarım. Ah nihayet Müstesna'cığım, nihayet demek evin hanımı oldum, hatırladın. Oh be! Takip! Hizmetçiliği becerdin de ev hanımlığı kusur kalmış. Evin hanımıymış. Hala duruyor. Gidip açsana şu kapıyı. Tamam, ben açıyorum. Allah'ım, yine kimse hatırlamıyor beni. Evin hanım olduğunu. Ben orada ne yapardım? Mesela en fazla Madonna'yla birbirine gidip. Fitnat canım arkadaşım benim. Canım. Bir tanem. Hüs! Nereden ben senin arkadaşın olmuşum? Pis hizmetçi parçası. Beni mi ne? Fitnatçığım, hatırlamadın mı beni? Ben en yakın arkadaşın Aslı'yım, Aslı! Müstesnacığım, ne diyor bu manyak kadın ya? Senin hizmetçi iyice kafayı üşütmüş, üstelik küstahlaşmış da. Ama Fitnatçığım neler söylüyorsun? Yapma gözünü seveyim. Nasıl hatırlamazsın beni, inanamıyorum. Hani seninle sık sık alışverişe çıkardık. Genelde sen cüzdanını evde unuttuğun için bütün para...
karın höz! Nereden ben seninle alışverişe çıkacakmışım? Hem ben bunda nereye alışverişe çıkacağım? Bit pazarında mı? Ama Fitnatçığım... Konuşma fazla! Üstelik ben aldığım hiçbir şeyin parasını hiç kimseye ödetmem. Bir tek canım arkadaşım, kadim dostum Müstesna'cığım... ...kimi zaman, aslında çoğu zaman... ...illa ben alayım, ben ısmarlayayım falan der de bir tek o yani. Öyle değil mi Müstesna'cığım? Ya tabii. Neyse Fitnatçığım, sen onun kusuruna bakma. Yaşlandı, buladı iyice. Bugünlerde iyice bir haller oldu. Ama yakında kovulunca aklı başına gelir, merak etme. Gönderiver gitsin. Göndereceğim seni. Ama beni bir dinleseniz... Aa, neyini dinleyeceğim seni lan? Vallahi sokarım yer kovasının içine kafanı. Hadi git bize iki tane Türk kahvesi yap, bol köpekli olsun. Kırırım ellerini ha. Buruşturma o formayı, arkadaşım veriyor parasını. Peki efendim. Aa, hem Mongol hem ezik ayol. Müstesnacığım, sana çok önemli şeyleri anlatacağım, şaşıracaksın. Aslan! Ha? Sen ne yapıyorsun öyle bakayım, orada bizi mi dinliyorsun? Yok, ben gidiyorum kahveye. Hemen git bakayım. Defol. Fitnatçığım senden kahve istedi. Hemen kahve yap. Emredersiniz efendim. Kafayı yemiş bu. Ali yedi diyorum sana ayol. Ne anlatacaktın? Hadi hadi söyle bakayım. Dumur olacaksın, dumur. Allah'ım, Fitnat da tanımadı beni. Neler oluyor bana, neler oluyor? Acaba kafamı bir yerlere mi çarptım? Bir şişlik de yok ama. Ay Allah ya. Ay kendi kendine konuşacağına kahveyi yapsana be kadın. Yapıyorum. Hemen şimdi yapıyorum Türk kahvesini. Ya, yapayım da. Ay kahve nasıl yapılıyordu ya? Ha, bu cezve. Cezve de Türk kahvesi nerede acaba? Bunlar ne? Sanki kahve daha koyu renk oluyordu ama. Hadi bakalım şansımıza. Ya demek sihirli güçlerin meydana çıktı öyle mi? Ya sorma Müstesna'cığım. Ben zaten o Selena cadısından bir eksiğim olmadığını gayet iyi biliyordum da. İşte bakma sen, artık benim de sihirli güçlerim var. Ay Fitnatçığım, sen de şu Selena'ya çok taktın ama. Aa, takarım tabii şekerim. Sihirleriyle, büyüleriyle Burakçığımı elimden aldı. Ama artık avcunu yalar. Yarın basın toplantısında bütün dünyaya sihirli güçlerimi gösterince... ...Burakçığım koşarak benim şefkatli ve de şefetli kollarıma gelecek. Ya tabii. Bak istersen sana hemen şurada bir sihir yapıvereyim mi ha? Gözlerine göre premier. İlk sen seyret. Aa, hemen şimdi burada mı? Evet, hemen şimdi burada. Yap bakalım. Ay, dayır, kafayı yedi galiba zavallı. Efendim? Yap hadi dedim. Tamam. Mesela sihirli güçlerimle şu sehpayı şöyle yerinden havalandırayım. Altı tozlanmıştır, seninkine de iş çıkar hemen. Kaldır hadi kaldır. Ay dur. Ben şu vazoyu kaldırayım önce. Neme lazım şekerim. Düşer kırılır. Biliyorsun çok pahalı. Aa, bırak şekerim kalsın öyle. Kalsın. Eğer kırılırsa ben sihirli onu eski haline dönüştürüveririm. Değil mi? Dönüştürürsün değil mi? Ha. Olsun. Ben yine de almış olayım da sana fazladan sihir yazmasın. Ay, buyurun kahveleriniz biraz döküldü tabaklarına ama artık kusura... Sus! Çok konuşma. Biz de şaşardım zaten. Ver. Afiyet olsun. Kafanı sok bari fincanım içine. Çekil şöyle rahat içeyim. La kahretmesi. Bu ne ayol? Bu filtre kahve. Ne biçim Türk kahvesi bu? Filtre kahve resmen. Türk kahvesi değil tabii. Türk kahvesinin yerini bulamadım ki ben. İşte beşi bir yerde buldum mutfakta. Biraz ıhlamur, biraz papatya. Ne bulduysam ortaya bir karışık yaptım size. Karışık yapmışmış, kahveyi bulamamışmış. Sen ne biçim hizmetçisin kadın? Türk kahvesini bulamayan hizmetçi mi olur? Madem kahveyi bulamadın, bana bu kahveyi sen iç! Bana bak Aslı! Bundan sonra yanlış yaptın, her şeyi kafandan aşağı dökeceğim bilmiş ol! Ay! Sen de ağzıcısın ha, fışırtıya nasıl atıverdin öyle? Kusuruna bakma sen onun şekerim. Beceriksiz işte, köylü ne olacak? Biliyorum şekerim, biliyorum. Çok zor. Bu işçi sınıfıyla uğraşmak çok zor. Aslı sen hani sihir yapacaktın? Hadi yapsana. Mesaj geldi. Aa, okuk. Allah seni kahretmesin. İnsan kılıklı varlık. Süne kılıklı. Allah'ın cezası. Bu yarın yapacağım basın toplantısına Angut Behlül televizyon kanalları yerine radyo kanallarını çağırmış. Ne yapacak ayol insan? Radyodan benim sihirlerimi nasıl görecekler? Ya. Gideyim de şunları halledeyim bari Allah'ın cezası. Ah. Neyse. Hadi görüşürüz şekerim. Hı.
Bugün bayağı yordu kendini. Ay, sınıfta bir arkadaşı var, onunla sürekli oynuyordu. Ha, evet, Muzo değil mi? Evet. Bütün gün Muzo ile kovalamaca oynadılar. Ya, bir türlü de yakalayamıyor Nazlı'yı. Nazlı da onun havasını yapıp duruyor bütün gün. Ya sen matematik ödevini yaptın mı? Yaptım. Peki sen Türkçe ödevini yaptın mı? Yok. Onu haftaya vereceğiz zaten. Ha, yapmadım demiyorsun da. Selam kızlar. Selena. Aa, Nazlı'yı uyutmuşsunuz. Evet, bugün bayağı yoruldu. Aslı yengesi ne yapıyor, anlatsanıza. Vallahi hiç evden çıkmak istemiyoruz. Görsün biraz daha gününü. Ya Selena, keşke hep böyle kalsa, ne olur ki? Selin, kaderi değiştirecek bir şey yapamam. Bunu çok iyi biliyorsun. Bu sadece bir günlük bir sihir. Umarım Aslı yengeniz yaptığı hataları bu bir günlük süre içinde anlar ve pişman olur. Hiç sanmıyorum. Aslı yenge yaptıklarından asla pişman olmayacaktır. Bence de. Hatta eski haline döndüğünde daha kötü şeyler yapacak. Olsun. O zaman ben de ona daha ağır cezalar veririm. O anlayana kadar. Ya Selena, senin sayende bu yaşlarımızı herkesten daha güzel ve daha farklı yaşıyoruz. Hatta bizim için çok zor olan şeyleri sen kolaylaştırıyorsun. Şımartmayın beni kızlar. Süper kahramanlar da şımarıyor mu Selena? Aa, niye şımarmasın? Süper kahraman olabilirim ama bütün gün temizlik yaptım. Şımarmaya benim de hakkım var yani. Ya Aslı, şimdi biz bu iğrenç yatakta mı yatacağız ya? Kıvılcım! Mız mızdan bu akşama kadar canım çıktı yorgunluktan zaten. Yat uyu işte, yat! Sanki bir tek sen çalıştın ha! O müstesna cadısı bana kaç güzel kıyafet ütületti biliyor musun sen? Ütüyü Aslı, ben ütüyü attım resmen. Kıyafetlerini bile bana ütületti. Ya biliyorum, biliyorum ama yapacak bir şeyimiz yok. Kimse inanmıyor bize Kıvılcım. Kimse inanmıyor, ne yapalım? Biz galiba... Galiba ne? Galiba biz gerçekten bu evin hizmetçileriyiz Kıvılcım. Aslı ne diyorsun sen ya? Ben hizmetçi falan değilim. Kalk bir şeyler yap Aslı hadi. Aa, ne yapacağım be? Hiçbir şey yapamam valla. Geberiyorum yorgunluktan diyorum. Şimdi yastığa başımı koyar koymaz uyuyacağım. Zaten sabah köründe kalkıp kahvaltıyı falan hazırlamazsak müstesna hanım bizi tek 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 rencide eder biliyor musun sen? Hadi iyi geceler, ben yatıyorum. Önce geber. Aslı! Yastık aslına! Aslı! Oh, bakıyorum bizimkiler bayağı yorgun düşmüş çalışmaktan. Anlaşılan bu ders onlara yeterli. Her şey eski haline dönebilir. Evet, önce müstesnayı kendi yatağına gönderelim. Üzgünüm müstesna, maalesef bu sadece bir günlük bir sihirdi. Ama olsun. Eminim sen asıl zenginliğin kalpte olduğunu çok iyi biliyorsun. Kendisine sorarsınız. Kendisi de burada mı? Nerede? Yatağımda. Müstesna Hanım! Burada kimse yok ama. Karıcığım sen iyi misin? Ne? Karıcığım mı? Ne dediniz bana Ekrem Bey? Ne dediniz? Karıcığım dedim, ne diyecektim? Karıcığım mı dedin? Gerçek mi bu? Canım benim, eski haline döndüm. Ekremciğim inanamıyorum, eski haline döndüm. Aslıcığım, ne olur sabah sabah böyle oyunlar sıkıyor beni, ben çıkıyorum şimdi. Eski halime döndüm diyorum, anlasana Ekremciğim. Çıkıyorum mu dedin, o zaman bana biraz para bıraksana canım, bitti de. Daha dün verdim.
Dün verdin ama dündü. Bugün de bugün değil mi? Hem enflasyon denen bir şey var hayatım. Para sabun gibi eriyip bitiyor. Aslıcığım sen iyisin değil mi? İyiyim canım, iyiyim. Eski halime döndüm. Ay keşke o kabustan uyanırken altınları da yanımda getirseydim. Böyle bir şey bir yerde. Ben çıkıyorum. Tamam canım. Kendi kıyafetlerinden de kurtuldum. Ya Aslı ya, ben çok yorgunum. Ne olur bugün kahvaltıyı sen hazırla. Müstesna anlama kılacağım hastada. Ne olur Aslı. Aslı! Burası benim odam, inanmıyorum. Benim odam, benim kıyafetlerim. Ya biliyordum ben, biliyordum ya. Biliyordum. Ali! Benim kıyafetlerim. Kıvılcımım ben kıvılcımım. Bu evin adı o meselesi. Yani ben. Elbet hanım, Aslı hanım. Yani ben de evin hanımı mıyım? Sen de evin hizmetçisi misin, değil mi? Elbette de siz iyi misiniz Aslı hanım? Ay iyiyim, çok iyiyim. Allah'ım şükürler olsun. Allah iyilik versin. Bir diyeceğiniz yoksa ben kahvaltıyı kurmaya devam edeyim mi? Devam et. Dur Müstesna'cığım. Ben sana yardım edeyim düşündüğümde çok yoruluyorsun. Bütün evin yükü senin omuzlarında. Yardım siz bana. Evet. Allah'ım sen benim geçimlerime mukayyet ol. Ver dedim, şunları ver. Hadi alın bakalım. Kızlar gördünüz mü? Selena'nın verdiği ders işe yaramış. Hem ne demişler? Bir musibet bin nasihata bedeldir. Bunlar yeni mi Müstesna'cığım? Yok, bir süredir vardı da siz... Ay bir de Sevdi. Aslı hanım siz gerçekten iyi misiniz? Ay iyiyim canım, iyiyim. Çok iyiyim. Ah tekrar anamam. Ay bana acık şey davranıyorsunuz da. Ay şey davranıyorum değil mi? Ben şeyden dolayı şey davranıyorum. Sorma Müstesna'cığım. Dün gece öyle acayip, öyle şuursuz bir rüya gördüm ki anlatamam. Gündüz niyetine. Hayırdır inşallah? Yok hiç hayır filan değil. İnan bana yekten şer yani. Ay hala tüylerim diken diken oluyor Müstesna. Güya rüyamda ben hizmetçiymişim. Sen de bu evin hanımıymışsın. Düşünsene. Ben hanım siz hizmetçi. Hiç güleceğim yoktu. Ay benim de hiç güleceğim yoktu. Ama o kadar da kalsa iyi. Daha neler. Rüyamda sen bana bir eziyet ediyorsun. Ay sen beni bir rencide ediyorsun. Sahi Müstesna. Sen niye bana eziyet ediyorsun? Niye öyle kötü davranıyorsun ha? Ne yaptım Aslı hanım? Nasıl davrandım? Kes sesini bakayım. Hadi sen ne hakla, ne cüretle benim rüyama girersin de bana öyle eziyet edersin ha? Bir de yardım istiyorsun değil mi? İşte al, bunların hepsini tek topluyorsun, yenilerini gidip alıyorsun dükkandan, bütün parasını da kendi cebinden ödüyorsun. Anladın mı beni? Devam, topla. Ama Aslı hanım. Gel sesini bakayım, Aslı hanım falan deme. Rüyamda bana yaptıklarının bedelini sana çok ağır ödeteceğim Müstesna. Leyla'cığım neydi o bahsettiğin atasözü? Bir musibet bin nasihata bedel miydi, neydi? Ya galiba yanlış söylemişim. Can çıkar huy çıkmaz. Topla şunları bakayım, topla. Ödümü patlattınız. Siz ne zaman indiniz bakayım aşağı? Size de hesap soracağım. Siz de rüyamda Müstesna'ya güvenip de az eziyet etmediniz bana. Terbiyesizler sizi. Hepinizi tek rencide edeceğim. Hepinizi. Ay Ekremciğim.